Ya insansız hava aracı dediğimizde daha büyük bir hava aracını algılıyoruz. Tamam, bu da bir insansız hava aracı belki sayılabilir ama drone ufak çaplı bir araç, sadece kamerayla görüntü alabilen bir evet, şu an bir müdahale gerçekleşiyor. Bakın, canlı yayınımıza ve bizim bulunduğumuz alana atıldı. Bakın, basın mensuplularının hemen sol tarafı bir gösterir misin Yasin? Bakın, burada sadece biz varız. Basın mensuplarının bulunduğu alana yapıldı bu müdahale. Şu an Filistinli gençler yok aşağıda. Sadece bu alana bir müdahale gerçekleşti. Eğer kokudan, bu gazlı müdahaleden etkilenecek gibiysek daha geri çıkabiliriz bu arada. Tabii Evet. tabii öncelik Bakın, sizin güvenliğiniz. oralarda da hemen aşağıda da sol tarafımıza atıldı. Basın mensupları var orada ağırlıklı olarak ve biz buradayız. Bizim hemen önümüzde, bakın, o rüzgarın da etkisiyle biraz daha yaklaşabilir belki bize ama umarız yaklaşmaz. Hem konum itibarıyla hem Ofer hapishanesini hem de o kapıyı hem müdahaleyi gören bir yerdeyiz aslında. Buradan ayrılmak istemeyiz. Ama İsrail güvenlik güçlerinin basın mensuplarının bulunduğu alana doğru atış yapması. Bakın, canlı yayında bir müdahale daha, bakın. Birkaç fişek daha atıldı ama anlamlandıramadık o fişekler niye atıldı. Drone hala havada. Bakın, bir gazlı müdahale olabilir. Anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bu noktada İsrail güvenlik güçleri tarafından Filistinlilerin yoğunlukla yaşadığı Filistin mahallesine, Beytuna bölgesine yapılmış bir müdahale. Yine Filistin topraklarında bulunan İsrail polislerinin, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli vatandaşların üzerine yaptığı bir müdahale bu. Serdar sen Evet, oradaydın. tam biz Bize gösterdin. sakin Herhangi gidiyor bir derken... müdahale öncesinde bir şey oldu mu ki bunu yani bu görüntüde çünkü hiçbir şey yoktu. Bir anda biz İsrail güvenlik güçlerinin bölgeye geldiğini gördük ve bu müdahalede bulunduğunu gördük. Ne bunun gerekçesi? Şöyle, yani bizim bulunduğumuz alanda yoktu. Evet, aşağıyı göremediğim için bir şey söylemek istemiyorum o konuda. Çünkü o aşağıda belki Filistinli gençlerin toplanmış olması İsrailli polislere bir gerekçe aslında. Evet, şu an gazı hissediyoruz. Bence buradan ayrılalım yavaş yavaş. Evet, hala müdahale. Rüzgarın da etkisiyle gazı hissediyoruz şu an ve evet, az önce bir sağlık görevlisinin burada, Ben sözü alayım şimdi Serdar'dan. Bir normal bir noktaya geçsinler. Onlar da kendilerini sağlık görevlisi şu anda Serdar'ı da bir görmeye devam mendil ediyoruz. vermişti, onu Evet, gözümüze bekliyoruz. sürelim. Arkadaşlarımız Serdar Erç ve Yasin Kamaloğlu diğer tüm basın mensupları gibi aslında bir noktada bekliyorlar. Fakat Arkadaşlar buradan gidelim artık. Baksana. İsrailli güvenlik güçleri tarafından bulundukları noktaya ve herhangi bir neden yokken biber gazı atıldı. O müdahaleyi canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Kameraman Yasin Kamaloğlu'nun görüntülerini şu anda sizlerle paylaşıyoruz. Her şey yolunda bir olumsuzluk yok şeklinde yok mu? Yani Hadi gidelim. diğer günlere oranla daha sakin bir gün mü geçiriyoruz diye bir soru sormuştum aslında Serdar'a. Çünkü görünürde bu şekildeydi. Tam bu soru sorulduktan sonra arkadaşlarımızın bulunduğu noktaya biber gazlı bir müdahale gerçekleşti. Şimdi birazdan ben Serdar'a sözü bırakacağım. Çünkü gerçekten o gazın, rüzgarın da etkisiyle o gaz arkadaşlarımıza geldi. Konuşmakta güçlük çekiyorlar. Aldın mı sen mesela? Birazdan soracağız. Çek abi, çek adamları işte. Sol tarafta da, ekranın sol tarafında da, şimdi sağ taraftaki görüntüler canlı görüntüler ama ekranın sol tarafında o anı ilişkin, o müdahalenin gerçekleştiği ana ilişkin görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Bir soru işareti şu:
acaba basını uzaklaştırmak için mi yapıldı? Çünkü o bölgede sadece basın mensupları vardı. Sayın Atabay, bu görüntüler eşliğinde sormak isterim size. Böyle bir amaç olmuş olabilir mi? Yani basını uzaklaştırmak amacıyla, basını uzaklaştırmak için yapılmış olabilir mi bu müdahale? Şimdi Kaan Bey, tabii basın mensupları için de olabilir ama esas o şimdi karanlık, yani akşam karanlık saati olduğu için o mühimmatın, işte göz yaşartıcı bombaların, kapsüllerin atıldığı istikamette muhtemelen Filistin gençleri var toplanan. Bunların toplanma amacı, atılan tabii ki Filistinli gençler yok Sayın Atabay. Şimdi orada görünmüyor ama muhtemelen yani orada görünmüyor, fakat tabii o rüzgarın hızıyla, yani şimdi biliyorsunuz kapsülün atmalarının taktik hesabı var. Rüzgar hızı ve istikametine göre, mesafesine göre bir yere atarlar. Onların savrulmasından sonra o istikamete gitmesini sağlayacak bir hava vardır. Ona göre atmışlardır oraya. Şimdi amaç burada, hedef orada bir zafer havası şeklinde Filistinli gençlerin tutukların salınmasını kutlamalarına engel olmak. Böyle bir sevinç ve galibiyet havası yaratmalarına engel olmak istiyorlar. Yani bir canlı yayınımızda bir müdahaleye daha tanıklık ediyoruz burada. Patlama sesleri yükseliyor. Bir çatışma sesi duyuyoruz. Orada basın mensupları da ayrılmak zorunda kaldı bizim gibi. Bakın hala ekrana yansıyordur tahmin ediyorum. Yerleşim yerlerine, Filistinli vatandaşların evlerinin içine kadar, canlı yayın araçlarının içine kadar, bakın araçlar şu an ayrılıyor. Bunlar basın aracı. Önde pres yazıyor. Bakın burada basın mensupları da hareket halinde, artık uzaklaşıyorlar. Biz de biraz daha geri çekildik ama tabii yayına devam etmek istiyoruz. Bu görüntüleri give me please. Bir bez verecekti ama ambulans gitti. Evet, birine. Evet, basın mensubu değil mi o? Evet, vurdular. Gel abi arkaya. Vurdular. Zannedersek basın mensubuydu o. Ya da Filistin, bilmiyorum. Şu an hemen uzaklaşmaya çalışacağız biz ama vurulan kişi basın mensuplarının yanında. Yasin abi, gidelim hemen. Gidelim abi, yukarı doğru al tripodu, yürüyelim. Nereye yürüyeceğiz? Yukarı doğru nereye yürüyelim? Bekle. Şu an önümüzdeki kişinin kimliğini bilmiyoruz. Basın mensupları orada, bu noktada bir sert müdahaleyle karşılaşıldı. Tabii biz de anlamlandıramıyoruz açıkçası. Çantanı al abi sırtına. Bekliyoruz. Tabii bizim için de güvenli değil artık burası. Çünkü yoldan geçen, yolda bulunan bir kişiye, evet. Hadi koş. Evet. Bir müdahale daha oldu. Yukarı koş. Bir saniye. Bir müdahale. Yukarı abi. Sağdan devam et. Şu an bir müdahale daha oldu. Biz de kameramana arkadaşımla birlikte ilerliyoruz. Evet, oraya anlamlandıramadığımız bir şekilde sert bir müdahale. Şu arabamız Serdar, aşağıda kaldı bizim. Çelik eleğimiz, evet. Arabada kaldı bu yüzden. Çelik eleğimiz arabada. Çelik eleğimi ve kaskımı şu an takamayacağım. Biz hani bu denli bir müdahale olabileceğini tahmin etmedik açıkçası. Serdar, şöyle olabildiğince, şu an bakın ambulans bile bulunduğumuz alana geldi. Olabildiğince güvenli bir alana geçin. Lütfen yayını oradan gerçekleştirelim. Şu anda onu yapıyorsunuz. Duvara yanaşalım abi, gel. Yasin abi. Duvara yanaş abi. Şu an sizin güvenliğiniz şu anda. Merak ediyoruz açıkçası oradaki sivillerin durumunu da. Basın mensubu arkadaşlarımız vardı. Yan yana yapıyorduk yayını. Sonrasında önümüzde bir kişinin, yanılmıyorsam, bacağına doğru. Yasin abi daha net gördü.
Eline. Eline ben tuttuğunu eline bana gördüm. Söylüyor. Arkadaşlarımız ben de görmeye çalıştım ama. Eline diye gördü Serdar. Evet. Şöyle yere düştü zaten o anda. Herkes yere kapaklandı. Şimdi havada bakın drone var. Havada drone var. Belki burada gözetleniyoruz. Belki bize hedef olabiliriz. Bilmiyoruz. Bakın o noktada bir drone var. Yine buradan ayrılmak durumundayız. Çünkü uzaklaşa havada bir drone var. Aman bir patlama daha gerçekleşti. Bir patlama daha gerçekleşti. Havada drone'u gözlemledik. Şu an aslında onların yani İsrail güvenlik gücünün bu bulunduğumuz alana kadar gelmemesi gerekiyor. Bunu ifade edelim. Biz daha iç kısımda kaldık ama bu noktaya kadar hem drone'la hem de patlama sesleriyle geldiğini görüyorum. Şimdi bir gaz maskesiyle biri önümüzden geçti. Bir aracın içinde gaz maskesiyle duruyor açıkçası. Oradan bakın araçlar çıkıyor. Bir patlama sesi daha geldi. Ambulans içeriden geliyor. Ambulansın da aslında olaya müdahale etmesini istemiyorlar. Yani o noktadan ambulans bile geri kaçıyor. Evet bakın bir araç. Atak. Atak. Ya İsrail saldırısında bakın. İsrail saldırısında come please. Come please. Bakın İsrail saldırısında bir aracın bir basın bakın plastik mermilerle yapılan bir müdahale. Bu camda görüyorsunuz ambulans da çıkmaya çalışıyor. Yolda durdurduğumuz bir araç, bir basın mensubuna yapılan bir saldırı aslında. Camı kırıldığını gördük. Ambulans bile o noktaya gidemedi. Şu ambulansın yanına bir gidelim mi? İçeride bakın birileri var sanki. Yaralı orada. Yaralı orada. Abi yaralı içinde. İçinde. Yaralı. Bu noktada bir yaralını işte görüyorsunuz. Canlı yayınımızda o yaralı da şu an ambulansa bindirildi. Ve müdahale ediyor ve işte sağlık ekipleri de görüyorsunuz şu an yeleklerini giyiyorlar aslında. İşte sağlık ekiplerine de bir saldırı söz konusu. Yaralıya müdahale ediliyor şu sıralarda. Elinden yaralandığını gözlemliyoruz. Bir sivil olduğunu. Öte yandan basın mensuplarına da saldırı var. Öte yandan basın mensuplarının da aracının camı kırıldı. İşte şimdi de Filistinli o yaralının elinden yaralandığını gözlemleyebiliyoruz. Birkaç genç Filistinli yanımızda. Onlar da bakın ayağında kablo abi indirelim. Onlar da bu noktada. Şu tripod'tan bir kurtarır mısın abi kamerayı? Tamam tripod'tan kurtar. Yayınımız öyle devam edelim. Bakın drone'u ben hala havada görüyorum bu arada. Drone'u hala havada görüyorum. Bir görüntü peki, alınıyor bulunduğumuz bölgeden. Bunu söyleyelim ya. Size. Saldırı sesi durdu açıkçası ama gördüğümüz kadarıyla ambulans bile hem yaralıyı alıp kaçtı. Yani araçlara, ambulansa hedef gözetmeksizin bir müdahale var burada. Ambulans da yavaş yavaş ayrılıyor anladığımız kadarıyla. Yeleklerini giydiler. Ambulans ekipleri yeleklerini giydiler ve şimdi buradan ayrıldıklarını gözlemliyoruz. Tabii kullanılan merminin de plastik bir mermi olduğunu belirtebiliriz. Elinden yaralandığını gördüğümüz o kişiden anlamlandırıyoruz aslında. Şu an bu sokakta basın mensubu olarak bizden başka kimse yok aslında. O çünkü diğer basın mensupları hemen ayrıldılar buradan ve aslında onlar da gazın içerisinde kaldılar.
şu an çelik eleğimi giyebileceğim bir durum yok. Çelik eleğimi giymem için yine güvensiz bir noktaya gideceğim. Yine kendimi ateşe atmış olacağım. Onu ifade edebilirim. O yüzden şu an bulunduğumuz bu noktadan belki yayın yapmamız daha şey olabilir, daha uygun olur. Hatta sizin için ve kendi güvenliğimiz için şu an biraz daha ilerleyelim. İlerleyelim buradan. Biraz daha ilerleyeceğiz. Bakın Türkiye'den gelen basın mensubu arkadaşlarımız da buradan bir başka kanalda çalışan gazlı müdahalede siz de etkilendiniz. Onlar da geri kaçmak durumunda kaldı. Onlar da gördüler buradaki o yoğun müdahaleyi aslında. Tabii. Şu an seninle konuşmak istiyorum kardeşim. Sen de buradaydın az önce. Neler oldu bir anlatabilir misin? Yani siz aracı kurtarmayı başarmışsınız ama biz kurtaramadık. Evet, güçlükle kaçtık. Hızlı bir şekilde yukarı kaçtık. Beklemediğimiz bir anda hem sivile hem de bize de yani basına da yanlış görmediysek bir müdahale vardı. Barış da hemen kamerayı falan alıp ben de hızlıca araca koştum. Yukarıya kaçtık, anca toparladık. Şimdi biz de aslında ne olduğuna tekrardan bakmak için iniyorduk. Ancak siz sanırım orada kaldınız. Evet, oradaydık. Şimdi çıktık biz de. Geçmiş olsun. Zaten dronlar uçuyor. Evet. Ambeyan gözlüyorlar. Yani tuhaf bir hal var. Sadece içerideki sivillerin çıkışını görecektik. Biz de şimdi aslında yayına hazırlanıyoruz. Evet. Müsaade edersiniz. Tabii müsaade sizin. Siz de yayına gireceksiniz. Geçmiş olsun diyeyim cümlemize. Geçmiş olsun. Ateşte ediyorlar. Biliyorsun plastik mermiyle normal mermiyle ateşte ediyorlar. Enteresan bir durum var. Biz de şimdi yayına hazırlanacağız. Tamam. Size de geçmiş olsun. A Haber ekibinden arkadaşlarımız Barış ve Mert kardeşimiz burada saldırıya uğrayan basın mensupları arasındaydı. Aynı bizim gibi aslında. A Haber muhabiri Mert'le görüştük. Ofer hapishanesinin önünde rehine takası gerçekleşecekti. Hamas elindeki rehinelerin bir bölümünü serbest bırakmıştı. Beklenti birkaç saat içinde İsrail'in de elindeki Filistinli mahkumları serbest bırakmasıydı. Fakat özellikle basın mensuplarının bulunduğu noktaya İsrail tarafından gazlı saldırı gerçekleşti. Ardından plastik mermiyle bu saldırı tekrar yapıldı. İsrail güvenlik güçleri tarafından arkadaşlarımızın olduğu yerde bağlantı koptu ama birazdan tekrar döneceğiz. Sağlık durumlarını da öğreneceğiz ama şunu söyleyelim. Güvenli bir bölgeye, nispeten daha güvenli bir bölgeye yayın sırasında geçtiler. Bunu ifade edelim. İlk bulundukları nokta tehlikeliydi. Fakat şu anda bulundukları nokta, Serdar da aynısını ifade etti. Tehlikeli, o kadar tehlikeli olmadığını söyledi. Bir tarafta arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Daha güvenli bir bölgeye geçmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ofer hapishanesinin bulunduğu noktadan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Müdahalede bir basın mensubu plastik mermiyle yaralandı. Şimdi o basın mensubu tabii ki bölgede ambulans tarafından alındı. İlk müdahale yapıldı. Ardından şu anda sağlık kuruluşuna götürülüyor. Bu görüntüleri de ekranlarınıza getirdik, getiriyoruz ve maalesef böyle bir durumu konuşuyoruz. Tam sorduğumuz soru, acaba bugün daha mı sakin geçecekti? Fakat hemen üstüne yaşanan olaylar bu şekilde. Umudumuz bölgede tabii ki bu gerginliğin bir an önce azalması.